Merhaba oturum, ben Serdar ve Outlast'a hoş geldiniz. Şimdi bu son bölüm olabilir veya bundan sonraki bölüm son bölüm olabilir. Çünkü aşağıda sanırım oyun bitiyor diye hatırlıyorum. Öyle bir şeyler aklımda kaldı, nasıl bittiğini hatırlamıyorum. Ama yani dışarı bir şeyler bilmiyorum, nasıl bittiğini bilmiyorum. Ha yok, içeri gireceğiz. Buraya basacağız, aşağı iniyoruz. Bu bizi normalde çıkışa götürecek olan kapı. Aha buraya. Ama kapı açılmıyor. İyice aşağı düşüyor. Sezonum ki bir şey daha ol ya, yani bir şeyler olacak orada. Bir halt olacak orada. Bir şey olacak. Hani biz bir şekilde çıkamayacağız dışarı. Bir illaki onu istiyorlar bizden. Onu anlayın yani. The Evil Within diye bir tane oyun çıktı. Çok psikopat, manyak bir oyun ya. Testleri gibi. Testlerin... Allah Allah, çok ilginç. Neden FPS bu kadar az ya? Aha düşük, evet. Hepsi düşük de yani şu anda. Neyse ya, hallederim ben. Sorun yok, benim için sorun yok. Kapıyı kapat açık. Hayır, kapat kapat. Pat diye kapat, hiç sorun yok. Bir şeyler oldu. Ne olduğunu bilmiyorum, umarım hala kaydediyordur. Şöyle de baktım. 3 saat 54 dakika boyunca oynamışız bu oyunumuz. Yavrusu kamera 4 saattir kaydediyor yani şu anda. Sanırım burası operasyon merkezi hani. Hayır. Dağın altında. Evet. Bla 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 bla. Cesedimi bulacak kişi kimseye gömme ve kimseye anlatma. Ben deli değilim. Biliyorum, biliyorum. Ancak deliler böyle şeyler söyler. Fakat kanıt dolu bir kamerayla bu dünyanın izin verdiği kadar akıllıyım. İncil'den bahsetme. Alay konusu olsun. Alay konusu olsun istemiyorsan tüm dünyaya bunun Murkoff'un suçu olduğunu anlat. Parçalanmış cesedinle birlikte tüm o şeyleri toprağa göm. Öleceğiz o zaman. Evet beyler, son dualarınızı edin. Beyler bayanlar. Son duanızı edin. Adam bile öleceğimize inanıyor yani. Şuradan gidebiliriz. Şuradan gidebileceğimizi zannetmiyorum. Sanırım o taraf yok. Okuyalım bakalım şunu. Dr. Wernick'in kişisel kayıtlarından. Frankenstein, diğer bir adıyla Modern Prometheus. Mary Shelley tarafından 1818 yılında anonim olarak yayınlandı. Bölüm 23 alıntı. İnsan ağlıyorum. Bilgeliğin gururunu yaşamak varken neden cahil olunur? Son ver. Bunu söylemediğini biliyorum. Evden öfke ve kırgınlıkla ayrıldım. Diğerlerin araba yolculuğunu etmekten vazgeçtim. Bu artık Dr. Wernick'in kendi kişisel şeyleri. Bayram şeyi kesmişler burada. Bayram kesim yapmışlar. Aktif diyor şu anda. Of. Allah'tan 8 tane pilim var. Neyse, yolun sonunu gördük orada, o iyi oldu. Her şey parçalanmış. Bu nedir ya? Ne biçim bir şey dönmüş burada? Açabilir miyim bu kapıyı? Kapı bile değil. A bloğundayız şu anda. Dağın altındayız yani şu anda. Maden gibi bir yerdeyiz herhalde. Morfojenik motor odaları diyor. O tarafta, o tarafta bir şey yok yani, gördüm o tarafta. Açamıyoruz buraları. A002. Bir şey olmadı. Güzel. Şunu da açalım da. Kaçarken kolay olsun. Bir şeyden kaçacağım yani, o belli. Wallride ile artık herhalde bir karşılaşacağız. Birebir ring maçı. Wallride versus adamın ismi neydi ya? Dur. Buradan bakarız herhalde. Dokümanlar. Muhbir. Miles Schiffer. Beni tanımıyorsun. Lafı dolandırmayacağım. İzliyor olabilirler. Bu ilk şeydi.
Kimden? Mutemail.com. Kime? Miles Surfer. Miles. Adamın ismi Miles. Tamam. İlk şeyden baktım, ilk dokümandan baktım. Evet, burada da bayağı böyle bir havalar falan. Kamera. Zoomlayabiliyor muyduk ya? Hayır. Nasıl zoomluyorduk? Son çek bir resmi göremiyorum. Görebilseydim fena olmazdı açıkçası. Bu odanın şeyi ne? Amacı ne? Böyle giriyorsun, burada dinleniyorsun, ilaçlar falan var. Diğer moda girdiğimiz zaman, deli moduna girdiğimiz zaman buraya geliyoruz yani. Evet, içeride kötü bir şeyler olmuş. Bu yüzden ben odaya dalacağım. Benim manyağım arkadaşlar. Bir şey daha var, doküman daha var. Tamam be. Evet. Bak bir adam saygılı, gelip bunları yıkıyor, şunları falan saklıyor burada. Gayet saygılı insanlar. Wall Rider, aha sonunda. Wall Rider projesi, otopsi ön hazırlık raporu, MM1 bilmem bir şeyler. Form notu, belgedeki tüm materyaller deşifre edildi ve Murkoff şirketleri kayıtlarının yasal bağlayıcı gereksinimlerine uyacak şekilde revizelendi. 4083'e bakın. Yazar Jennifer Rowland. Notlar. Bir Wall Rider hastasını 14. otopsi edişim. Diğerleri gibi terapiyi kabul etmesinden başka bir işaret yok. Hücre migrasyonu ve morfogenezde hafif kazanımlar mevcut. İnsan büyüme hormonla dahil olmak üzere etkileri benzer. Fakat hissedilir kararlı bir oluşum gerçekleştiğini öne sürecek bir kanıt yok. Bunlar bağımsız yığın. Çok yorgunum. Kararlarımdan şüphe duyuyorum. Ayrılmak için tekrar talepte bulunacağım. Hastaları bu şekilde kullanmaya devam etmeleri herkesin psikolojisini bozuyor ve bunları artık kaldıramıyorum. Bana göre bunak bir nazinin deli saçması teorilerini bir kenara bırakıp major sperm protein sistemine dayalı basit bir mekanik motor kullanmak doğru hareket olacaktır. Daha sert kimyasal yarıştırıcıların kullanılmasını kesinlikle öneriyorum. Bir hokey takımının yere serecek dozda sakinleştiriciye dayanan hasta 921 sonrasında Murkoff güvenliği tarafından öldürüldü. Hormon terapisinin kimyasal sınırlamalarımızın verimini düşürecek şekilde etkileşime girdiğinden korkuyorum. Muhtemelen bahsettiği adamlar Chris Walker gibi bir tane azmandır. Çam ağacı. O da herhalde şınar ağacıdır. Kardeş yap. Onlardan demek ki bir tane var o Chris Walker denen adamdan. Diğerini öldürmüşler. İçerisi zaten bildiğiniz böyle iğrenç bir şeyler olmuş. Şunu da aç da. Sesler duyuyorum gene. Dang dong sesler geliyor içeriden. Yapma. Pek hoş olmuyor bunlar. Abi, bu ne? Morfogenik engine diyor. Morfogenik motor. Hemen bir not almış adamımız. Hop! Kastı. Notlar. Buna morfojenik motor diyorlar. Birkaç satır matematik, bir algoritma. Bizi yeniden programlayarak bir kabus fabrikasına dönüştürüyorlar. Kalem tahtasının üzerinde birkaç rakam var. Buna bir kemik stresi verin ve Dr. Wernick'in cesediyle birkaç saat yine yalnız bırakın. Ona borçlu hissediyorum kendimi. Suyumu içeyim, ben iyice gerildim. Çok ilginç bir şekilde herhalde her şey yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Oyunun sonuna doğru yaklaştığımızı hissediyorum arkadaşlar. Evet, burada deli divane gibi dönüp dolanıyorum. İyi el cisit bayağı topladık. Yok, daha değil, daha buraya bakacağım. Buraya bakamıyorum ya. Aa, dışarısı! Kır camı kaç! Nereden giriyoruz? Koş! Orayı hiç beğenmedim ya, kırmızı ışık var orada. Müziği de beğenmedim. Yapma bunu bana. Abi senin üst gitmiş ya. Kilo vermişsin ama bak. Lan! Boğulayın! Arkamdan kovalıyor! Kaç! Benim hiçbir suçum yok.
yok. Aa! Artık kaçamayacağım. Aha Wall Rider. Aha öyle olursun. Aa kapak olsun sana. Oo, Wall Rider abicimiz orada. Süper kahraman. The Wall Rider. O bir kuş değil. O bir kanat değil. O bir uçak. Adamı sıvılarına ayrıştırdı. Çam ağacını sıvılarına ayrıldı. Yani öyle böyle değil. Tehlike çanları çalıyor. Askerin ölümü mü ne? Askeri oğlum o adam bildiğin. İşte ölümün böyle oldu. Tüm organların içinde parçalandı. Kemik iliğinin beton bir duvara sıçradı. En ufak oldun. Cehenneme gittin. Chris Walker. Tanrı bana yardım edecektir. Fakat umarım senin ikinci bir şansın olmaz. Tanrı sana nah yardım edecek. Merhaba abici. Evet. O Dr. Wernick bu. Billy mi? Gel Billy. Şu anda senaryoya kapıldım ya diyaloglarına. Yarattığınız Wall Rider'ı geldi işte. Ha, oyunun sonuna gelmedik o zaman. Daha bayağı var. Tamam. Öldüreceğim. Yeni görev. Ana laboratuvardaki Billy'yi bul. Nereye gideceğiz? Konuşacak mı öyle sürekli? Dinleyelim ya. Bill dediği arkadaşlar Wall Rider. Wall Rider dediğimiz kişi aslında yapay olarak geliştirilmiş bir ruh gibi bir şey. Hani bilimin bilmediğimiz yönleri gibi bir şey yani öyle diyeyim. Neyse Wall Rider oradan çıktığına göre artık oraya doğru gidebiliriz diye düşünüyorum. Oy olan işim karardı be. Ya üzüldüm adama da üzüldüm ha. Chris Walker denen herife de üzüldüm birazcık. Yani oyunun başından beri vardı.
çalışıyordu. Aslında o da düzeltmeye çalışıyordu hani. What? Geri mi gideceğim? Bari bir pil vereydiniz be. Artık para birimi olarak pil geçiyor Atlas'ta. Bu tımarhanede para birimi olarak pil geçiyor. Burası değil herhalde. Ama bayağı korktum, içim gitti yani orada All Rider'ı görünce. Billy, gel Billy Billy görünce. Burası değil. Burası da değil. Nerede olduğunu bilmiyorum o bölgenin. Buradan girdik herhalde, arkaya doğru mu gideceğiz? Yok sen... Ha. Buradan gelmiş olma ihtimalimiz ne? Ha, direkt buradan geldik biz. Anlaşıldı. Sağ taraftan devam edeceğiz. Şurada pil mi gördüm ben? Yok. Rüya görüyorum. Tatlı bir rüya görüyorum artık. Açılabiliyor mu burası? Pil. 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 Yok. Sadece ceset parçaları var. Çok hoş. Çok hoş. Çok hoş. Burası neresi? Oraya daha gidiyor. Burada bayağı böyle bir yerler var. Pil. Pil. Of. Yok mu pil falan? Bu ne biçim bir bilim testi? Bir pil... Kömürle mi çalıştırıyorsunuz siz şeyleri? Ne yapıyorsunuz ya? Var mı yukarıdan havalandırma sistemi falan? Var ama geçilmiyor. Çok küçük. Artık bundan sonra Bill'den kaçacağız çok büyük bir ihtimalle. Neyse birazcık erken olacak ama burada şey yapmam gerek, bitirmem gerek ahbaplar. Çünkü bir yere gitmemiz gerekiyor. Sorun değil. Final bölümü değil bu. Hoşuma gitti. Daha sürsün bu seriye. Daha koyacağım ben bunu. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınız. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çocuklukta kalmanız dileğiyle. Bay bay.